Bölüm 25. Festus'un önünde yargılanma. Eyalete vardıktan 3 gün sonra Festus Sezarya'dan Kudüs'e gitti. Başkâhinlerle Yahudilerin ileri gelenleri Paulus'la ilgili şikayetlerini ona açıkladılar. Validen kendilerine bir iyilikte bulunmasını isteyerek Paulus'u Kudüs'e getirtmesi için yalvardılar. Bu arada pusu kurup Paulus'u yolda öldüreceklerdi. Festus ise Paulus'un Sezarya'da tutuklu bulunduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini söyleyerek, "Aranızda yetkili olanlar benimle gelsinler. Bu adam yanlış bir şey yapmışsa ona karşı suç duyurusunda bulunsunlar," dedi. Festus onların arasında sadece 8-10 gün kadar kaldı. Sonra Sezarya'ya döndü. Ertesi gün yargı kürsüsüne oturarak Paulus'un getirilmesini buyurdu. Paulus içeri girince Kudüs'ten gelmiş olan Yahudiler çevresini sardılar ve kanıtlayamadıkları birçok ağır suçlamada bulundular. Paulus, "Ne Yahudilerin yasasına, ne tapınağa, ne de Sezar'a karşı hiçbir günah işlemedim," diyerek kendini savundu. Yahudilerin gönlünü kazanmak isteyen Festus, Paulus'a şöyle karşılık verdi: "Kudüs'e gidip orada benim önümde bu konularda yargılanmak ister misin?" Paulus, "Ben Sezar'ın yargı kürsüsü önünde durmaktayım," dedi. "Burada yargılanmam gerekir. Sen de çok iyi biliyorsun ki Yahudilere karşı hiçbir suç işlemedim. Şayet suçum varsa, ölüm cezasını gerektirecek bir şey yapmışsam ölmekten çekinmem. Yok, eğer bunların bana karşı yaptığı suçlamalar asılsız ise hiç kimse beni onların eline teslim edemez. Davamın Sezar'a iletilmesini istiyorum." Festus danışma kuruluyla görüştükten sonra şu cevabı verdi: "Davanı Sezar'a ilettim. Sezar'a gideceksin." Festus Kral Agrippa'ya danışıyor. Birkaç gün sonra Kral Agrippa ile Berniki Festus'a nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Sezarya'ya geldiler. Orada uzunca bir süre kalmaları üzerine Festus, Paulus'la ilgili durumu krala anlattı. "Felix'in tutuklu olarak bıraktığı bir adam var," dedi. "Kudüs'te bulunduğum sırada Yahudilerin baş kahinleriyle ihtiyarları onunla ilgili şikayetlerini açıkladılar. Onu cezalandırmamı istediler. Ben onlara dedim ki, herhangi bir sanığı kendisini suçlayanlarla yüzleştirmeden, kendisine yöneltilen ithamlarla ilgili olarak savunma fırsatı tanımadan onu suçlayanların eline teslim etmek Romalıların geleneğine aykırıdır. Onlar benimle buraya gelince hiç vakit kaybetmeden ertesi gün yargı kürsüsüne oturup adamın getirilmesini buyurdum. Ne var ki kalkıp konuşan davacılar ona beklediğim türden kötülüklerle ilgili hiçbir suçlama yöneltmediler. Ancak onunla çekiştikleri bazı sorunlar vardı. Bunlar kendi dinlerine ve ölmüş de Pavlus'un iddiasına göre yaşamakta olan İsa adındaki birine ilişkin konulardı. Bunları nasıl soruşturacağımı bilemediğim için Pavlus'a Kudüs'e gidip orada bu konularda yargılanmaya razı olup olmayacağını sordum. Ama kendisi davasını imparatora iletti. İmparatorun kararına dek tutuklu kalmak istedi. Ben de onu imparatora göndereceğim zamana kadar tutuklu kalmasını buyurdum." Agrippa Festus'a, "Ben de bu adamı dinlemek isterdim," dedi. Festus da, "Yarın onu dinlersin," dedi. Paulus Agrippa'nın önünde. Ertesi gün Agrippa ile Berniki büyük bir tantanayla gelip komutanlar ve kentin ileri gelenleriyle birlikte toplantı salonuna girdiler. Festus'un buyruğu üzerine Paulus içeri getirildi. Festus, "Kral Agrippa ve burada bizimle bulunan bütün efendiler," dedi. "Kudüs'te olsun, burada olsun, bütün Yahudi halkının bana şikayet ettiği bu adamı görüyorsunuz. Onu artık yaşatmamalı diye haykırıyorlardı.
Oysa ben ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlemediğini anladım. Yine de kendisi davasının imparatora iletilmesini istediğinden onu göndermeye karar verdim. Ama imparatora kendisiyle ilgili yazacak kesin bir şeyim yok. Bu yüzden onu sizin önünüze ve özellikle Kral Agrippa senin önüne çıkartmış bulunuyorum. Amacım bu soruşturmanın sonucunda yazacak bir şeyi bulabilmektir. Bir tutukluyu imparatora gönderirken kendisine yöneltilen suçlamaları belirtmemek bana saçma geliyor.